Merhaba değerli takipçilerim, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bizi soracak olursanız iyiyiz çok şükür. Biz bugün Uşak Üniversitesi'ne geldik, hastanemize geldik. Ayaz'ın bugün kontrolü vardı, yarın nasip olsa ameliyat olacaktı. Doktor bir muayene yaptı. Hani Hilal de az çok anladı, biz de biraz anladık. Hani gözü işlemiyordu, sulanmıyordu ama nasip olsa yarın ameliyat olacaktı ama doktorun muayenesinden sonra iyi olmuş. Yani bayağı bir düzelme varmış. Doktor tekrar Damla yazdı. Masaj yapın dedi. Hani ne yaptınız da düzeldi diye sordu. Bayağı bir düzelmiş ama bir ay sonra kontrole çağırıyor bizi. Masajını yapacak Hilal. Damlasını kullanacak. Bir ay sonra nasip olursa tekrar geleceğiz. İnşallah ameliyat olmadan iyileşir. Dediğim gibi bayağı bir düzelme varmış. Ama kesin sonuç bir ay sonra arkadaşlarım. Ben şöyle hastanenin bahçesindeyim. Çarşıya doğru gideceğiz ama gitmeden şöyle birazcık video çekeyim. Burası üniversite hastanemiz. Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Biraz çarşıda işlerimiz var. Çarşıya doğru gideceğiz. Çekebilirsem orada video çekeceğim. Çekemezsem de arkadaşlarım videoma kaldığım yerden devam edeceğim. Şöyle hastane önüne doğru ilerlemeye çalışıyorum. Dışarıdan şöyle önünden biraz video çekmek istiyorum. Burada poliklinikler var. Servisler arka tarafta. Tahvil verenler gölgede bekliyor gördüğünüz gibi arkadaşlarım. Hemen bir kapak fotoğrafı alayım. Videoma sonra kaldığım yerden dediğim gibi belki çarşıda devam ederim. Belki evde duruma göre arkadaşlarım. Zamanımız bugün kısıtlı. Çekebilirsem çarşıda, çekemezsem evde devam edeceğim artık. Hastaneden çıktık. Şöyle büyük bir alışveriş merkezi var. Askros, oraya girdik. Makarnalar reyonundayız. Ben Şehriye aldım, makarna var, almayacağım. Şu uzaktan daha güzel görünüyor. Burada da konserveler var. Ayaz da sepette. Anneannem. Ayaz'ın uykusu geldi. Çarşıda benim bir küçük işim var, onu hallettik. Dediğim gibi zamanımız olmadığından dolayı orada çekim yapamadım. Pazara uğrayamadık daha doğrusu. Bulaşık makinesine deterjan alacağım. Hilal, bulaşık makinesi deterjanları nerede? Bir sonraki. Tamam. Var, çamaşır ya. Suyu alayım ben de. Domestos alalım. Ya şunu koyalım şimdi. Dur, aa, sen kaldıramadın anneanne bunu. Anneciğim koyalım. Fiyatları da yazmıyoruz. Ha, yazıyormuş. Şöyle köpük aldık. Mutfak için. Ocak için. Tezgah için. Her işime yarıyor daha doğrusu. Burada da saklama kapları var. Fincan takımları. Kemal Atatürk imzalı. Şu bardaklar da güzelmiş, kupalar. 6.45. Fincan takım 50 lira. Burada da çay bardakları var. Alo, neredesin adam sen?
Şu kavanozlar da güzelmiş. $11.95, 12 lira üçü. Hilal, şu kavanozlar güzelmiş bak. Evet. Ha? Evet, 12 lira üçü. Burada da borcamın tek kalıpları diye bunlar var. Adet 5,5 liraymış. Burada da yağlık ve sirkelik var. Yeni karıştırma şimdi bu. Burada da güveçler var. 1,25'e. Olmasa alırdım ama var. Bunlar da yeni çıkmış galiba. Güveç ama içi de kaygan. Boyalı içi. Şöyle. Şöyle daha güzel görünecek. Yine yağdanlıklar. Borcam. Bayağı büyük bu bulunduğum alışveriş merkezi, hem de fiyatı da gayet uygun. Ben bulaşık makinesi deterjan alacağım ama şu arada galiba. Ayaz. Evet, burada. Şöyle bakacağım, hangisi işime gelirse, hesaplıysa benim için onu alacağım. Alışverişimizi yapmaya devam ediyoruz. Burada da çamaşır deterjanları var. 10 kilosu 59 lira. Bingo. Renkli beyaz. Tüysüller 53 lira. 10 kilogram. Beş kiloluk araya 45 lira. Yedi buçuk kilo 59 lira. Anlamadım. Bilal, ne yapıyoruz? Efendim? Var mı daha alınacağımız? Tamam, tozunu mu? Şurada var. Küçük boy mu araya? Tamam. Büyük boy sağ tarafta. Beyazdı. Ayaz annesi aldı. Ben de şöyle arabamızı aldım arkadaşlarım. Biraz alışveriş ettik. Artık yavaş yavaş çıkacağız. Tamam. Burada da şarküteri reyonu var. Salamlar, sucuklar. Benim pek salamla, sosisle aram yok. Hem sevmiyorum hem de zararlı. Evet. Buradan dönem Mila. Marketin de dışından göstereyim sizlere. Bu gördüğünüz yer
bir yarısı, bir yarısı da bir tarafta kaldı ama çünkü yeni geldi aklıma dışından çekmek. Mağazanın içindeyken aklımdaydı, unuttum. Burası Tokyo olarak geçiyor. Şurada da ana yolumuz var. Özdilek var karşıda. Şehirden köyümüze geldik. Damadımın dükkanındayız şu an arkadaşlarım. Karnımızı doyuracağız kısacası. Ben çeyrek yiyeceğim. Hilal yarım tantuni yaptıracağız bakalım. Şöyle biraz annem gelin evin önünü çekeyim. Biliyorsunuz buranın üzerinde abim Gül oturuyor. Şu kahvenin üzerinde de şurada kahvehane var. Annem oturuyor yukarıda. Bir gün annemin ev turunu yapmak istiyorum. Nasip olursa bakalım. Bir türlü nasip olmadı. Şöyle birazcık dışarının manzarasını göstereyim sizlere. Saat de bu arada 12.30. Ben yukarı pazara uğrayacaktım ama zamanım olmadığından dolayı uğrayamadım. Çünkü eşim de öğleden sonra uşağa gidecek. Onun da işi var. Hem Ayaz'ın arabasını unutmuşuz. Ayaz'ın arabası olmasa gene uğrayacaktık ama kucakta Ayaz olmuyor. Arabada güzel. Şöyle dükkana doğru ben geçeyim. Şöyle dükkanı da gösterelim sizlere kısaca. Ayran, meşrubatlar, gazoz, çiğ köfte lavaşı, iceberg'ler. Yaşar kolay gelsin. Anneannem sen çok mu acıktın? Ha? Bir bakın birazcık dolaşayım. Ayaz mı zorluk peşinde? Öbürküsüymüş dedesi kızım. Burada tantunisi var. Burada tantunisi var. Bir gün sizlere tarifinde verdireceğim damadıma nasıl yaptığını. Mama, maması oğlum. Buraya da şöyle gölgelik gibi yaptılar. Güneşten korunmak amaçlı. Tantunilerimiz geldi. Ayaz sade yiyor gördüğünüz gibi. Benim çeyreğim burada. İnanın yarım. Burada da jenofili biber turşumuz var. Ben bunun çoğunu kendim yaptım. Ama bitti değil mi? Bayağı... Bitti, hemen bitti. Kaç bidondu? 20 şişe miydi? 30 şişe miydi? Bayağı vardı. 5 ayda bitti herhalde. Evet. Bitti. 20 şişe kesin vardı 5'er kiloluk. Ama maşallah çok güzel. Yendiği için bitti. Şu an hazır alıyor. Biraz önce de onu konuştuk. Nasip olursa gene bu sene yapacağız. Soruyordum. Şuna geldim herkese.
Fark var mı arada? Varken bunun yumuk fazla, ötekileri daha... Benimkinden çok beğendin. Evet. Çünkü benimki biraz daha adam kibir kibir oluyor. Adam parayla birazcık yansı aslan gibi. Evet. Neyse bu sene satalım bakalım Yaşar olursa. Kendimizi zor yapıyoruz anne. Siyaz ama zor, çok zahmet. Tamam. Eğer elim doğrayabilirse olabilir. Çünkü denemem lazım. Şu an daha yapamam da bir ay sonra falan kuruluyor. Ya da iki ay sonra arkadaşlarım. Bunu doğramak tamam. Mesela. Bir de suyunu, limon tuzunu, tuzunu, her şeyini güzel ayarlamak gerekiyor. İnşallah o tarifi de vereceğim. Geçen sene vermiştim ama bu sene tekrar video çekmek istiyoruz. Değil mi anneanneciğim? Bu sene ayazla doğra. Allah korusun elini doğra. Neyse biz karnımızı doyuralım. Sonra videomuza devam ederiz. Arabanın camını da kuşlar batırmış arkadaşlarım, gördüğünüz gibi. Söğütün altına koyuyoruz ya böyle diye. Dükkanda tantun oluyor, şiş oluyor, ekmek arası köfte oluyor, ızgara köfte. Çiğ köfte oluyor. Başka ne var İlhan? Tavuk şiş var. Sucuk kaşar var. Evet, sucuk kaşar, toz var. Köfte. Bir döner yok. Döner zaten var ya köyde. Evet. Bizdekiler olmayan da. Aynen. Yine babam bekliyor. Eşim de bizi bekliyor. Biz ineceğiz. O gidecek uşağı. Eşyaları ne yapalım? Alalım. Arkadaşlarım sıra geldi akşam yemeğimi yapmaya. Ben bugün taze fasulye pişireceğim. Yarım kilo kadar fasulyem var. Onu atladım, suda ıslanıyor. İki tane de patatesim var. Bayağı büyük patatesim. Belki ikisini de kullanmam. Bir soyayım bakalım. Bir tanesini de doğrayayım ona göre. Kıymam var. Üç tane küçük orta boy soğanım var. Domatesim var. Bazen böyle patatesli yapıyorum. Çoğunlukla sade yapıyorum. Bugün fasulyem biraz az olduğu için patates kullanacağım. Ama içinde patates de güzel oluyor. Bilmiyorum yaptınız mı, biliyor musunuz, bilmiyor musunuz? Genellikle taze fasulyem sade fasulye olarak pişer. Yani patates fazla katan olmuyor ama ben daha önceden yapmıştım. Ama kanalımda ilk defa yapıyorum. Şöyle soğanlarım var 3 tane. 2 tanesini soydum. Bugün açılışımı bu tarafta yapmak istedim. Hep orada tezgahımın kenarında yapıyordum. Biraz değişiklik olsun istedim. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Kasemde de suyum var. Soğanlarımı yıkadım. Şöyle soğanlarımı doğrayacağım. Patates çabuk piştiği için önce bir fasulyemi yumuşatacağım. İnmesine bir yarım saat kala da patateslerimi ilave edeceğim. Onu şu an soymayı düşünmüyorum. Yemeğimi ocağa koyayım, ondan sonra tripodu birazcık yakınım aldım. Çiçeğimi de geçen gün Bim'den almıştım. Şu an uzak kaldı biraz ama. Hoşuma gitti. Fiyatı da uygundu. Ben seviyorum böyle küçük çiçekleri. 6,5'ya almıştım yanlış hatırlamıyorsam. Yarımla soğanım kavruluyor. Biraz daha kavrulsun. Ondan sonra kıymamla salçamı ilave edeceğim. Şöyle kıymamı da göstereyim. Bu kadar yeterli. Çoğuna da gerek yok zaten. Fasulyem de suda ıslanıyor dediğim gibi. Burada da salçam var. Patateslerim, domateslerim, bir işte sarımsağım var. Sarımsağı çok fazla kullanmıyorum çünkü eşim fazla sevmiyor arkadaşlarım. Sucuk da yiyor ama yemeklerde çok fazla sevmiyor. Hemen incecik de sarımsağımı doğrayacağım. Biraz daha kavrulsun. Ben de bu arada domatesimin kabuklarını doğruyorum. Domatesimin, yine domates dedim. Şöyle ekranı birazcık çevirirsem. Evet.
Ayaz'a biz bugün çok sevindik. Uşak'a da bahsettim, ameliyat olacak diye bekliyorduk yarın. İnşallah bir aya kadar çok az kalmış, o da geçer. Ameliyata gerek kalmaz. Çünkü çok küçük olman ister istemez biraz tedirgin oluyoruz. Özellikle de babası, annesi. Sonuçta narkoz verilecek. Büyük olsa gerek yokmuş da küçük durmaz diye. Bugün doktor tekrar damla yazdı. O damladı. İnşallah faydası olur. Doktor bile şaşırmış. Ne yaptığınızda geçti demiş. Bilele. Kırıldı makinede kapağını soyuyorum. Şöyle yemeğini karıştırayım. Sarımsak kokusu da yayılmaya başladı. Kıymamı ilave edelim. Biraz da kıymamla kavrulsun. İlave edebilirim. İki tane domatesim vardı. Bazen böyle hemen ilave ediyorum fasulyeyi. Bazen biraz kavrulduktan sonra. Mal saatim yaklaşıyor arkadaşlarım. Saatte 5'e geliyor bu arada. Çünkü biraz dinlendik. Biraz işlerimiz vardı, onu hallettim. Mallar inmeden de yemeğimi buraya dedim. Çünkü aşağıdan çıktıktan sonra yerişmiyor. Bunun yanına artık makarna mı yaparım, pilav mı yaparım. Henüz karar vermedim. Duruma göre tenceremin kapağını kapatayım. Biraz yumuşadıktan sonra da patatesimi soyacağım, onu ilave edeceğim. Sonra videoma kaldığım yerden devam edelim. Fasulyemi en küçük ocağıma aldım. Bayağı bir karıştırdım, altını üstüne getirdim arkadaşlarım. Ben buna bir 5 dakika sonra su ilave edeceğim. Mallarımı, ince ineklerimi saracağım. Yukarı çıktıktan sonra da patatesimi soyup doğrayacağım, onu ilave edeceğim. Sonra videoma kaldığım yerden devam edelim. Görüntü gerçekten çok güzel görünüyor. Rengi yeşil, kırmızı, kıyması da tam kararında. Şöyle gösterelim. Hayvanlarımıza sağıp baktık. Bahçemizi sulamaya geldik eşimle beraber. Fasulye yemeğimde patatesini kattım ama telefonum aşağıda kaldığı için video çekemedim arkadaşlar. Onu gidince çekeyim artık. Altı kısalı zaten. Biraz su ilave ettim. Bayağıdır bahçemi sizlere göstermiyordum. Ben de sizle beraber gördüm. Ben de gelmedim o günden beri. Tekrar otlanmış, çapa istiyor. Eşim dalgıcımızı çalıştırdı. Şöyle gösterip. Bu sudan sonra artık döker bunlar değil mi? Bu sudan sonra dökerler. Bakıyorum da göremiyor. Belki de vardır. Suyu da bayağı güzel. İşte kuyuda su olmayınca böyle dalgıç sallıyoruz. Dalgıç biraz daha derin olduğu için suyu daha çok çıkıyor kuyudan. Domateslerin de fazla çiçeği. Şöyle üstlerde var, altlarda fazla yok. Çoğu kişinin bahçesi kuruyormuş ama çok şükür öyle bir sıkıntı yok şu an arkadaşlarım. İnşallah böyle devam eder. Şurada biraz otlar var, onları yolacağım. Bir otlar. Bakın. Bu tarlanın ferini alıyor. Bu otlar. Kökünü çıkaramadım.
vardı. Su da başa gelmiş. Şöyle yoncamızı da göstereyim. Kuruttuk yoncamızı geçen gün eve getirdik. Şu an tekrar sulanıyor. Şöyle yoncamızı da göstereyim. Bu üçüncü biçim arkadaşlarım. Yoncamız da sulanacak. Şimdi bahçeye suladıktan sonra tekrar buraya çevirecek eşim suyu. Sulanıyordu ama bahçeye çevirdi şu an. Şöyle salatalıklarımızı, acılarımızı da göstereyim sizlere. Geçen bir tane koparmış getirmiş eşim. Ayaz'la beraber getirmişler daha doğrusu. Bakın sirkene bakın. Şu sirkeni de yolayayım. İnşallah köküne çıkarabilirim tek elimle. Ama tek elimle çıkaramayacağım. Neyse birazdan videomu kapattıktan sonra çıkarayım. Başka da yok herhalde. Şöyle bakıyorum acır salatalık var mı diye. Gelmişken de ben şu otlarımızı yolayım. Biberlerimiz de mümiş. Şöyle bir daha güzel göründü. Bakarsan oluyor işte. Allah verince de oluyor. Bazen dediğim gibi hastalık geliyor. Toprağı oymasın diye eşim kuma koydu burun ağzına. Eşim bir yandan ot yoluyor. Bir yandan da ben yolcuyum. İki yerden bu otları temizleyelim arkadaşlarım. Evet arkadaşlarım. Bahçemizi 10 dakika bile sürmedi suladık. 4 karık domatesimiz var. 2 karık da biberle salatalığımız var. Biberlerimizin çoğunu büyük bir ihtimal kazlar yemiş. Çünkü hepsi tuttuydu. Kapısı olmadığından şöyle göstereyim. Otlarımızı da yolduk. Eşim motoru çalıştırdı. Bekle. Böyle kısacık bahçemde de çekimi yaptım. Artık eve gidince videoma kaldığım yerden devam edeyim. Şöyle yemeğimi bir karıştırayım. Patateslerimi katıp bahçeye gitmiştim ama biraz daha pişmeye ihtiyacı var. Bir 10-15 dakika kadar. Birazdan tuzunu ilave edeceğim. Ben bu yemeğimin yanına makarna yapacağım. Kapağını kapatayım, makarna suyumu koyayım. Sonra videoma kaldığım yerden devam ederim. Tencereme biraz sıvı yağ kattım. Bir tahta kaşığı da tereyağı kattım. Şöyle yağım kızsın. Makarna yapacaktım ama şöyle erişteye çevirdim. Erişteye kızarmamış eriştemiz var. Tenceremde ben bunu yağım kızdıktan sonra birazcık kızarmasını sağlayacağım. Hani illa fırında kızartmaya gerek yok. Tencere de gayet güzel kızarıyor. Şöyle yarım kızarsın. Artık telefonuma, tripodumu takayım. Çünkü tek elimle çeviremem ben bunu. İki elimle çevirmem lazım. Yarım kızardı. Kettle'da da suyum kaynadı. Şöyle erişelerimi. İstediğim kıvama gelene kadar bu yağda hem kavuracağım hem de kızartacağım. Birazcık altına açayım. Zaten kızarınca rengini değiştirmeye başlıyor. Hem böyle daha lezzetli oluyor demleme hem de daha sağlıklı. Vitamini gitmiyor yani çöpe. Bir de bu köy makarnası, köy eriştesi. Şöyle yavaş yavaş kızarsın.
rengi değişmeye başladı. Birazdan altını kasacağım. Yavaş yavaş kızarmasını sağlayacağım. Şöyle kontrollü bir şekilde suyumu ilave ediyorum. Eriştemin suyunu kattım, tuzunu kattım. Artık kaynamaya bırakacağım. Altını da şöyle birazcık daha kasayım. Yavaş yavaş hem kaynasın hem de kabarsın. Benim soframı hazırladım. Anne, ben çatalı kasık alayım. Yemeklerimi de çekeceğim. Kızımgil uşaktaydı. Onlar geldi yemeğe. Şöyle yemeklerimi de göstereyim. Bu şu fasulye kaşığı. Ben karıştırmayayım kaşıklarımı da. Şöyle fasulyemin suyunu da göstereyim. Koydum, çok tamam. Sıcak değiller. Tamam, gene ben gene alayım da. Getir, ben katıverim. Ah, daha çok şeyden fasulye. Fasulye patates çok sevmiyor. Patates fasulyeye bayılıyor. Getir. Suyundan getir. Tamam. Tamam. Biraz da ben makarna alayım. O erişte yapmıştım. Makarna yapacaktım. Son anda fikrimi değiştirdim. Yok yok, böyle daha iyi olmuş. Eline sağlık. Afiyet olsun. Eriştemin biraz tuzunu fazla kaçırmışım. O yüzden peynir katmayacağım üzerine. Peynirim de tuzlu. Bugün artık peynirsiz yiyeceğiz. Şöyle içinde göstermeye çalışayım sizlere. Gördüğünüz gibi nar gibi kızarttım. Çok sabırsızlanıyor. Çok mu acıktın oğlum? Evet. Duyamam beni. Mama. Maması. Hı-hı. Buyruk tutmuş daha gene oğluma. Gözüne giriyor. Şöyle Yağmur'un edeceğiz. Düğünden sonra saçları kesecek oğlum. Değil mi anneanne? Evet. Soframız hazır. Şöyle yakından göstereyim. Eriştemiz. Salatamız. Ayazımın yoğurdu. Karpuzumuz yazın vazgeçilmezi. Kıymalı patatesli fasulye yemeği. Burada da Ayazım'ın yemeği var. Bugünkü akşam menümüz de böyle arkadaşlarım. İnşallah beğenmişsinizdir. Bugün videoma sabah başlamıştım. Dolu dolu bir video oldu. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Videolarımı beğeniyorsanız lütfen beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Birbirlerinizin yorumunu beğenirseniz çok mutlu olurum. Artık ne diyeyim? Burada videomu sonlandırayım. Yarın nasip olursa görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın.